Türkiye'nin onca sorunu var ama Ankara'da her an yeni bir kriz patlak veriyor. Bu en son krizimiz de baro krizi oldu, baro tartışması oldu. Avukatlık yasası konusunda bir çalışma yapılıyordu. Avukatların durumunu düzeltecek, onlara bir takım yeni kolaylıklar sağlayacak bir yasa. Türkiye Barolar Birliği ile Adalet Bakanlığı bu çalışmayı yürütüyordu. Sonra birdenbire çoklu baro gündeme geldi. Şimdi bu nereden çıktı, nasıl oldu diye araştırırken bir baktık bu nereden sızdı, onu inceledik. Ve karşımıza Beştepe'den yapılan bir takım sızdırmalar çıktı. Şimdi yani ortada Adalet Bakanlığı ile Türkiye Barolar Birliği bir çalışma yaparken Beştepe'den bunu kim gündeme getirdi, neden gündeme getirdi bilmiyoruz ama sonucuna baktığımız zaman ortalık karıştı. Henüz ortada bir taslak yok ama bu bilgi yandaş basın diye tabir ettiğimiz iktidara yakın gazetelere servis edildi. Tabii bu iktidara yakın gazeteler bu çoklu baroyu gündeme getirince tabii doğal olarak avukatlar arasında, barolar arasında ciddi bir tartışma yaşandı. Bu çoklu baro nereden çıktı? Şimdi buna bakıyoruz. Geçtiğimiz dönemde yani 15 Temmuz öncesinde FETÖ de böyle bir formül gündeme getirmişti. Hatta o illerde isteyenlerin ayrı barolar kurabilmesini, hatta onların kendi aralarında Türkiye çapında örgütlenmesini gündeme getirmişti. Hatta bunun için bir isim bile bulmuştu. Anadolu Barolar Birliği gibi. Yani bu FETÖ'nün bir projesiydi. Şimdi şu anda önerilen biraz tabii bundan farklı. Bu gündeme gelen konuya göre 5000'in üzerinde üyesi olan barolarda ki bunu 3 büyük şehir bu noktada dikkat çekiyor. Ankara, İstanbul, İzmir. Buralarda yeni baroların kurulmasının önünü açacak bir teklif. Ancak henüz netleşmiş değil. Dün AK Parti grubu konuyla ilgili olarak muhalefet partilerini ziyaret etti. CHP, İyi Parti ve HDP ile görüştüler. Tabii buralarda tavır net oldu. Böyle bir şeyi çoklu baro sistemini kabul etmeyeceklerini söylediler. Sonra AK Parti'nin biraz daha ılımlı bir açıklaması oldu. Biz bu daha yeni bir tartışma. Bunu ilk kez muhataplarımıza ilettik. Önümüzdeki günlerde son şeklini vereceğiz şekilde daha ılımlı bir seyir izlediği görebildiğimiz kadarıyla. Şimdi ortada bir tartışma var. Yani bu konuda karar vermesi gerekenler konunun muhatapları. Yani Türkiye Barolar Birliği ile Adalet Bakanlığı'nın bu çalışmayı yapması gerekiyor. Daha önce yargı paketleri çıktı. Bu yargı paketlerinde Barolar Birliği ve Adalet Bakanlığı ortak çalıştı. Türkiye Barolar Birliği ile yani işin uzmanları bir araya gelip tarafları bütün görüşlerini dikkate alaraktan yasalar çıkınca çok büyük bir tartışma olmadı. Hani şeye benzedi önceki paketler. Bilim kurulunun koronavirüsle karşı mücadelesine benzetti ve işin uzmanları olayı her yönüyle değerlendirdiler. Nispeten uyumlu bir yasa çıktı. Dediğimiz gibi çok da itiraz eden olmadı. Şimdi yeni durum epey ortalığı karıştırdı biliyorsunuz. Hafta sonunda geçtiğimiz günlerde illerden baro başkanları yola çıktılar. İşte Ankara'da buluştular. Ancak tam şehre girerken bunlar engellendi. Şimdi bu çoklu baro sistemine karşı tabii mücadele ortada bir taslak da olmadığı için hani neresinde ne var, hangi maddesi bunları da tespit etmek zor. Üç türlü yöntem deneniyor. Yani bir kısmı yürüyerek bunu tepki gösteriyor ki bu da anayasal bir hak, gayet normal bir hak. Bir kısmı yürümeyerek mecliste müzakere yoluyla bu işi çözmek istiyor. Bir başka grupta hem müzakereyi hem de yürüyerek sorunu aşma gibi bir politika belirledi. Ancak bunun üçünde de yani bu çoklu baroya karşı mücadele eden 3 grupta aslında bu teklifin yani çoklu baro önerecek 3 büyük kentte sistemin tartışma dışı bırakılmasını istiyorlar. Bunun yanında avukatlık mesleği ile ilgili bir sürü iyileştirici maddeler de muhtemelen gelecek. O konuda henüz bir tartışma yok. Tartışma tabii çoklu baro öne çıkınca o noktada düğümlendi. Tabii bayağı sıkıntılı bir şey oldu. Türkiye baroları da bir anlamda kamu kuruluşu sayılır ve kamu adına işlem de yapıyorlar. O nedenle onların yollarda itilip kakılması, Ankara girişinde polisle karşı karşıya getirilmesi belki de pek hoş olmadı. Yani bir anlamda buna gerek var mıydı? Yani böyle bir şey baro zaten çok da değildi. Orada çok az sayıda insan vardı. Onlar gelse Anıtkabir'e gitse dileklerini kamuoyuna duyursa bir basın toplantısı muhtemelen yapacaklar. Ne söyleyeceklerini söyleselerdi bence hiçbir sorun kalmazdı. Ancak farklı bir yol seçildi niyeyse iktidar. Hükümet krizi yönetmekte de sanki biraz sınıfta kaldı. Bir başka nokta var dikkat çekici. Şimdi bu yürüyüşü organize eden baroların hedefinde bu yasada belli düzenlemeler sağlamaktan çok sanki Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzoğlu'nu görevden alaşağı etmek
var. Çünkü eğer olay sadece çoklu baro sistemini önlemek olsaydı hem meclisteki çalışmalara katılınır hem de bu yürüyüş yapılabilirdi. Yani ilgili baroların diyelim ki İstanbul, Ankara, İzmir baroları ki buna başı çıkıyor. Bunlar birer temsilcilerini meclise gönderler yönetim seviyesinde. Diğerleri de yürüyebilirlerdi. Ancak meclisteki çalışmalara hiç katılmadılar. Oysa ki meclisteki ve Adalet Bakanlığı ile sürdürülen müzakereler de çok önemliydi. İktidarın tavrı da biraz bu lüzumsuz gerginliğe yol açtı. Şimdi peki buradan nasıl çıkılır? Şimdi bu da çok ciddi bir sorun. Aslında çok da zor değil. Şimdi çoklu baro sistemi pek olmaz. Yani bugüne kadar görülmüş bir şey değil. Yaratacağı bir sürü sıkıntı var. Bu nedenle bundan bir vazgeçmek gerekiyor. Eğer Adalet Bakanı çıkar da çoklu baro sistemi gündemimizde yok, bu tartışma artık bitmiştir diye bir açıklama yaparsa, bu tartışmanın tarafları da bir anlamda kendileri, düşünceleri, her şeyi ortada kalmış olacak ve sorun tamamen çözülmüş olacak. Ondan sonra avukatların gerçekten özlük hakları ve avukatlık mesleğinin sıkıntıları tartışılacak ve onlara bir çözüm aranacak. Şu anda beklenti o. Yani hükümet AK Parti grubundan yapılan açıklamada bazı ılımlı ifadeler kullanılmış olması yani bir çözüme ulaşabileceğini gösteriyor. Ben Sayın Feyzoğlu'yla makamında görüştüm. Olaydan hemen sonra, bu krizin aşılmasından sonra, kaldı ki krizin aşılması konusunda ve avukatların Ankara'ya girmesi konusunda Metin Feyzoğlu'nun çabalarına bizzat şahit oldum. Cumhurbaşkanına ulaşmaya çalıştı, bir not gönderdi ve o nottan sonra, kısa bir süre sonra bu kriz aşıldı ve avukatlar yürüdüler Anıtkabir'e, Anıtkabir'den sonra da açıklamalarını yaptılar. Ben önümüzdeki günlerde bu krizin aşılabileceğini sanıyorum. Bakalım, gelişmeleri izleyeceğiz. Ancak tabii bu kriz bitince başka bir kriz çıkmayacak mı? Onu söylemek yok. Çünkü Ankara çok hareketli. Her an küçük bir olay, küçük bir kıvılcım, büyük bir yangına neden olabiliyor. Seçim tartışmalarının sürdüğü bu dönemde hakikaten siyaset bayağı gerildi. Umarız bu daha büyük sıkıntılara yol açmadan sorunlar aşılır ve bir şekilde çözülür. CRI 2.